Biraz teknolojiye geri dönelim. Daha sonra yine tüketici hakları ile ilgili çalışmalarımız ve firmaları ifşa videolarımız devam edecek. Vatandaşa Allah rahmet eylesin Aykut Oray. vatandaşa carçırt yok. Öyle diyelim. Şimdi Mehmet Atmaca elektronik üretiminde olup da Nisan ayında A101 mağazalarında satışa çıkacak 3 ayrı modelin speklerini sağ olsun Yakup Bey yollamış. Biz de bu doğrultuda şöyle bir kurcalayalım, bir inceleyelim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Nasıl bir sonuç önümüze gelecek. Daha önceden bildiğimiz paneller, daha önceden bildiğimiz anakart. Ürünle ilgili hemen söylüyorum bu bir ürün inceleme videosu değil. Teknik özellikler videosu. Dolayısıyla ben şimdi size 3 ayrı modelin ee, tek tek teknik özellikler videolarını yayınlayacağım. Biliyorum panel bilgilerini özellikle merak ediyorsunuz. Tek tek kendi notlarımı da aldım. İlk televizyonumuz Onvo 55 F350. Yine konuşan kod mantığına göre ilerleyecek olursak neydi bu kodumuz ne söylüyordu bize? 55 olanı bizim ekran boyutumuzu söylüyordu. 55 inç 140 ekran işte 139 virgül bilmem kaç öyle oluyor. 140 ekran bir televizyondan bahsediyoruz. Aynı zamanda F frameless olduğu anlamına geliyor. Çerçevesiz bir televizyon. E, 350'deki 3 rakamı bunun Ultra HD olduğunu, 5 rakamı bunun smart olduğunu söylüyor bize. E, en son gelen e, 0 bunda kozmetik anlamda bir değişiklik olmadığını söylüyor. E, bundan bir sonraki tanıtacağım ürün 50F353'tü yanlış hatırlamıyorsam. O en sondaki 3 rakamı kozmetik panelde değişiklik olduğunu söylüyordu. Şimdi SK706S bir e, anakartımız var üzerinde. Ürünün panel üreticisi Boya Display. Neydi? Beijing, Beijing Oriental Electronics diye geçiyordu Boya Display. Ürün teknik özelliklerine bir bakalım. Ürün bize neler sunuyormuş, neler veriyormuş. Önce ona bir bakalım e, dilerseniz. Teknik özellikler bölümüne bakacak olursak 55 inç 140 ekran ultra ince çerçeve. 3840 çarpı 2160 Ultra HD diye geçiyor. Yani UHD bir televizyon. Her zaman bu konuda uyarma gereği duyuyorum. 4K diye satın alıyorsunuz bu televizyonları. Bu televizyonlar 4K değil. Piyasadaki üretimlerin bildiğim kadarıyla %98-99'u zaten 4K değil. Hep Ultra HD. 4K ile Ultra HD arasında ne fark vardı hatırlayalım. 4K olanı 4096 çarpı 2160. Ultra HD olan da 3840x2160'tı, onu unutmayalım. Dahili uydu alıcımız Android Smart bir arayüzümüz var televizyonda. 4 çekirdek işlemcimiz, 8 GB ROM, 1.5 GB RAM bellek mevcut. ki Özellikle public kasa diye tabir ettiğimiz bu ürünlerde tüketicilerden genellikle ROM, RAM bellek miktarının düşüklüğüne dair geri dönüşler geliyor. E bunları da biz üreticilere aktarıyoruz elimizden geldiğince. Dahili Wi-Fi var üründe. Dahili Wi-Fi'nin haricinde bunlarda da wi dediğimiz wireless display özelliği de Android üzerinden aslında biliyorsunuz CAST üzerinden sağlanabiliyor. Yani elinizdeki telefonu kablosuz olarak televizyonunuza bağlantı kurabiliyorsunuz. Panelin donanımsal hızını birazdan söyleyeceğim. Her ne kadar 60 Hz olsa da Fake Refresh Rate değerimiz 1000 Hz. Bu televizyonda HDR teknolojimiz mevcut. Digital Video Broadcasting dediğimiz dvb Terrestrial 2 yani DVB-T2C yayın desteği mevcut. 3 adet HDMI girişimiz, 2 adet USB girişi klavye, mouse ve medya player kullanmanız için VGA bağlantınız, audio/video YPbPr ethernet girişleri, kulaklık optik ses çıkışları, PC audio ses girişi ve 2 çarpı ses Çıkış gücü var. Yine neyi eleştireceğiz? Yakup Hocam kulaklar içindesin. Yine her zaman olduğu gibi ilk önce sesi eleştirerek başlayacağız. Ee, Yakup Hocam Allah aşkına en azından bir speaker box. Yani mutlaka bunun bir yolu olmalı diye düşünüyorum. Ee, ben öyle ya da böyle. Yani bana eleştiriler geliyor olsa da ben bu üretimleri sevdim. Publik kasa olması ile ilgili bir sıkıntım yok biliyorsunuz bunu Vestel üretimlerinde, Arçelik üretimlerinde de çok dile getirdim. Arçelik'in kendi ürettiği plastik kasa televizyonlardan ziyade bu publik kasa televizyon publik kasaları kullanıyor olması benim gözümde çok çok daha büyük avantaj. Dolayısıyla Mehmet Atmaca elektronik üretimlerinin de publik kasa kullanmış olmasını ben yine Vestel ve Arçelik'te olduğu gibi gayet olumlu karşılıyorum. Ama Kasa public de olsa bunun içine bir speaker box yerleştirememek ne bileyim ya hocam halledebilirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Ses haricinde frameless dediğimiz bu televizyonun daha önce biliyorsunuz Mehmet Atmaca Elektronik sağ olsunlar sık sık incelemem için ürün gönderiyorlar zaten. Daha önce incelediğim ürünlerde de bu frameless dediğimiz ultra ince çerçeve yapısında her ne kadar ultra ince diye geçse de Aynen benim bu Philips monitörümde olduğu gibi hatta ben gerekirse bunun bir fotoğrafını çekip yayınlarım. Her ne kadar ultra ince çerçeve diye geçse de alt tarafta elbette ki panel ile chip on film dediğimiz o bağlantıların olduğu bölümü saklayacak bir bar. Orada mutlaka oluyor bunlarda. Daha önceki üretimlerde de vardı. Vestel Arçelik üretimlerinde de yine aynı mantık devam ediyor. İşte bu Philips monitörde de yine aynısını görebiliyoruz burada. Şöyle bir durum var ben bu televizyon üreticisi değilim defalarca açıkladım firma ile aramda ticareti dayalı bir bağ yok sadece ciddi anlamda birbirimizi anlayabildiğimizi düşündüğümüz iki kişiyiz biz Yakup Bey ile birlikte o beni anladı ben onu anladım onlar kendi bakış açılarını anlattılar hitap ettikleri kitleyi anlattılar ki bunu defalarca 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 videolarda dile getirdim. Altına abuk subuk yorumlar geldiği için bu açıklamaları yapma gereği duyuyorum. Firmanın hitap ettiği kitle belli dostlar. Yani hiç kimse size burada bir LG bir Samsung kalitesi vaat etmiyor. Öncelikle orada anlaşalım. Ee, ekonomik koşullar e, altında üretim yapmaya çalışan bir firma kendisi böyle tercih etmiş. Yani lisans konularıyla ilgili eleştirdiğinizi biliyorum firmayı e ben de eleştiriyorum ancak kendileri böyle uygun görmüş. O bizim vereceğimiz bir karar değil o firmanın kendi vereceği karar. Bugün böyle üretirler yarın canları isterse başka şekilde üretirler. O onların vereceği karar. Dolayısıyla hemen söyleyelim ürünlerle ilgili bana yaptığınız geri dönüşleri aynı şekilde lütfen firmaya da aktarın ki sahadan aldıkları feedbacklere göre mutlaka kendi atacakları adımları belirleyeceklerdir diye düşünüyorum. Şimdi asıl önemli olan ve merak ettiğimiz noktaya gelelim. Beijing Oriental Electronics yani BOE Display'in üretmiş olduğu bu panel ee, ne veriyor bize? Öncelikle e, sRGB bir panelden bahsediyoruz ve ADS dediğimiz yapı tipinde yani IPS tabanından ilerliyor. E, IPS tabanından ilerlemesi bize nasıl bir avantaj verecek? VA panellerde yani Vertical Alignment panellerde yaşadığımız hani şu merkez dışı kontrast sapması dediğimiz konu var ya işte ben şu an bu monitörümün tam karşısındayım. Her şey olduğu gibi 10 numara görüyorum. Ancak belli bir açının dışına çıkacak şekilde yan taraftan izleyecek olursam merkez dışı kontrast sapmasıyla karşılaşacağım ve insanların yüzlerinin böyle bir hayalet rengine dönmüş olduğunu göreceğim. Kırmızıyı kırmızı olarak değil böyle pembe gibi göreceksiniz. Dolayısıyla bu televizyonda onları yaşamayacaksınız. Ancak ne yazık ki onun da bir yan etkisi var. Bu sefer ADS dediğimiz yani IPS tabanlı bu panel 1200 bölü 1 tipik kontrast oranına sahip. Yani normal şartlarda bizim 4000 bölü 1, 5000 bölü 1 olarak bildiğimiz ki Zannediyorum ki bir sonraki tanıtacağım televizyon aynı mantıkta. VA panelde o çünkü incelediğim kadarıyla. Bu da kontrast oranında bir negatif geri dönüş sağlıyor bize. O konuda bilginiz olsun. G to G değerimiz 8 milisaniye bu üründe. Parlama önleyici seviyesi %1. Bunu düşük buldum. Ancak sert katman 2H dediğimiz 2H boyutundaki bunu da bir kere daha açıklayayım. 2H, 3H dediğimiz 2H, 3H bu 9'a kadar gidiyor. Ben Türkiye'de henüz 3H'nin üstünde görmedim. Bulduğumda mutlaka sizleri bilgilendireceğim. Az önce söylemiştim donanımsal 60 Hz bir sahne yenileme hızımız var. 12 adet chip on film bulunuyor panel üzerinde. 8 bit bir panel. Ve geçit çipi dediğimiz e, yan koflar bu panellerde yok. Hani daha önce de konuşmuştuk kulaklı kulaksız panel diye geçen durum bu. E, bunun haricinde 8 bit olması nedeniyle 16.7 milyon renk konusunda destek sunuyor panel size. sRGB oranını söylemiştim %99 diğerlerini de söyleyeyim. Adobe RGB oranı %78 NTSC oranı yani NTSC oranı %76 Sanıyorum Vestel'in tanıttığım cihazlarındaydı. Rec 2020 desteği %55'lerdeydi. Bu panelde dikkat ettim. %57 gibi bir değer çıkmış karşımıza. Şimdi ben bununla ilgili size birkaç videoyu hazırlarken görsel desteği de sunmaya çalışacağım. Cihazın görselini de göreceksiniz. En azından bana sunulan verilerde gördüğüm kadarıyla Krom yengeç ayak ve mevcut üzerinde yengeç ayak dediğimde biliyorsunuz iki kenarından duran ayaklar var ya dış çerçevelerden. Onun dışında zaten fotoğrafında yayınlarım oradan da görebilirsiniz. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa daha önce bu ürünleri defalarca incelemiş aylarca kullanmış birisi olarak seve seve cevaplandırırım sizler için. Onvo OV55F350 model frameless ultra HD Android Smart LED televizyon A101 mağazalarında 3799 liraya sizler tarafından satın alınabilecek bir televizyon ki bugün televizyon fiyatlarının uçmuş olduğu dönemde 55 inç frameless bir televizyon ki boya display panel ile üretilmiş bir televizyon 3799 lira işte ondan sonra gelip sormayın dostlar. Hani nasıl oluyor da Televizyon fiyatları böyle füze gibi fırlayıp gitmişken bu üreticiler nasıl ekonomik ürün satabiliyor diye sormayın. E ne yapıyor bence adamlar işte speaker box takmıyorlar, işte lisans bedeli ödemiyorlar. Belki Android sizin istediğiniz gibi olmayabiliyor ama en azından bu fiyata size 55 inç bir ürün sunuyorlar. Hani bu konuyu da göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Tekrar söylüyorum ben reklam yapmıyorum, firmanın reklam yüzü değilim. Aramızda herhangi bir anlaşma yok. Bunu bıktım artık anlatmaktan, söylemekten. Ben sadece cihazların teknik analizlerini paylaşıyorum. Aynı zamanda size de kişisel görüşlerimi anlatıyorum. Neye dayanarak anlatıyorum? İşte şu önümde gördüğünüz iki monitör, genelde burada olan bir laptop, şu karşımda gördüğünüz 6 adet aynı anda çalışan televizyon, ömrümün bu panellerle geçmiş olmasının verdiği ve tecrübe ile ben kişisel fikrimi anlatıyorum size. Ben size gidin bu ürünü alın demiyorum kardeşim. Alın almayın o sizin sorununuz. Ondan sonra videoların altını ister istemez kimler alsın kimler almasın diye açıklama yazmak zorunda kalıyoruz. Kimler almasın kardeşim kılı kırk yaran adamlar bu cihazları almasın. Almayın kardeşim açık ve net ya uğraştırmayın bizde sonra. Beni de uğraştırmayın firmayı da uğraştırmayın. Yani Öyle kılı kırk yaracaksınız, kıl tüy yün bunlarla uğraşacaksınız. Gidin LG alın, Samsung alın, Sony alın, Philips alın. Alın sonra bakın onlar sizi nasıl böyle el üstünde tutuyorlar, krallar gibi karşılıyorlar. Bir tane ölü piksel çıktı diye nasıl hemen televizyonu veriyorlar? Gidin görün. Onlardan alın yani. Neyse uzatmayalım dostlar. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.